Merhabalar sevgili Oksijen TV izleyicileri. Düzce pazarındayız. Düzce bayram pazarındayız daha doğrusu. Çünkü artık Ramazan'ı uğurlamamıza sayılı günler kaldı. Ramazan bayramını hep birlikte inşallah sağlıklı bir şekilde kutlayacağız. Ama onun öncesinde buraya baktığımızda güzel bir pazar kuruldu Düzce esnafı tarafından. Şu an belki çok fazla bir yoğunluk yok ama esnafın beklentisi var. Özellikle Arife günü ve Arife gününden bir gün öncesi burada iğne atsanız yere düşmez dediler. Bakalım göreceğiz. Akşamları da dahil olmak üzere bu pazar yeri Düzcelileri bekliyor, sizleri bekliyor. Ne diyelim? Çıkın çıkın gelin. Düzceli misin? Maalesef Sivaslıyım. Sivaslı? Evet. Niye maalesef? Sivas eşimin memleketi. Severim Sivas'ı. Güzel memleket. Tabii ki güzel. Sivas'a da selam olsun buradan. Adını öğrenebilir miyim? Yusuf ismim. Senin tezgahın içerideki tezgahlardan biraz daha farklı. Gıda üzerine çok da güzel gözüküyor. Hele ki şu dutları dökerken canımız istemedi desek yalan söyleriz. Sen neler söyleyeceksin? Ürünlerin bir yani %80'i kendi yetiştirdiğim ürünler orada. Doğaldır bunların. Evet yani onun için gerekirse tadına bakarak alabiliyor vatandaş. Enfes gözüküyor. Karışık meyve kurusu. Ne kadar meyve kurusunun kilosu? 90 TL kilosu. İçinde bütün meyve kuruları var. Yani bundan bir kilo alsak herhalde tezgahın tamamını tadına bakmış. Aynen öyle. Bütün her şeyin tadına bakmış olabilir. Bu neydi? O ekşi kayısı. Marketlerde satılan meyve suyu, kayısının meyve suyu ham maddesi budur. Burada kan üzümümüz var. Antep yöresine ait. Evet. Bayram dolayısıyla kurulan bir pazar. Evet. Her çeşit üründe var. Memnun musunuz peki bundan dolayı? Şu anlık iyi yani memnunuz. İdare eder. Yani daha çok bayrama yani birkaç gün kala inşallah daha iyi olur diye düşünüyoruz. Yani buyurun gelin akşamda yani buradayız. Buyurun gelin. Hepinizi bekliyoruz. Burası sabah bayram üzeri can suyu gibi oldu. Sağ olsun başkanımız Fatih Sarıbostan gereken neyse bütün Düzce esnafı için, yerli esnaf için elinden gelen her şeyi yaptı. Yani buradan ekmek yiyoruz. Yani halka hizmet etmeye çalışıyoruz. Tanıyalım mı seni? Adını öğreneyim. İsmim Esra. Esra. Evet. Çok güzelsin Esra bu arada. Sen de geldin bayram pazarında yerini aldın. Düzceli misin? Değilim. Nereden geliyorsun? Sakarya'dan geliyorum. Sakarya yakınız, komşuyuz. Aynen öyle. Evet. Peki sen burada takılar getirdin. Kesinlikle kararması olma, alerji anladım yapmaz. Gibi. Çeliklerimiz birinci sınıf kalitedir. Evet. Altının yerine çelik takılar aldı. Evet. 2 yıldır geliyoruz Düzce'ye biz. Ay ben yeni gördüm. Yabancısı sayılmayız. Rağbet var tabii ki. Yani, Sakarya'da da bu işi yapıyor musunuz? Sakarya'da bu işi yapıyoruz. Tabii insanların öncelikleri değişti. 2 sene önce falan farklıydı durumlar 2-3 sene öncesine kadar. Artık insanlar faturalar, ev kirası. Öncelik onlara daha ağırlık bastığı için bizim işlerde biraz düştü ama. Adın ne senin? Eyüp. Eyüp. Eyüp ayakkabılarını yeni mi aldın? Aha. Beğendin mi? Aha ben çok beğendim. Bir koşsana. Ama aha, çok uzağa gitme. Siz bayramlık alışveriş mi yoksa öylesine çıktınız? Öyle bir bayramlık alışveriş. Bir daha biraz dolaşalım dedik. Nasıl pazarı beğendiniz mi? Sen biraz sevmedin herhalde, pahalı buldun ha? Vallahi eşyalara göre pahalı. Mağazalara göre biraz iyi. Daha uygun evet, değil mi? Mağazalara göre daha uygun. Tabii kalite farkı var ama mağazalara göre uygun. Ufaklığın ayağında gayet kaliteli gözüküyor evet, ayakkabılar. Çocuklar mutlu olsun yeter. Aynen öyle. Maddiyat. Bayrama kadar pazardayız. Peki. Var mı gelen giden? Gelen giden şu anlık yok. Gelmesini bekliyoruz, umarım olur. Çeşit çok, model çok. Daha evet, açmadığımız var. Ay bunun rengi çok güzelmiş. Tabii. Ama hediye edebilirim. Yok, teşekkür ederim. Sağ ol ama rengi çok güzelmiş. Renk. Bayram yaklaşıyor artık. Buradaki hareketliliği beğeniyor musun yani? Şu anlar iyi değiliz. Son bayramı böyle 2-3 gün kala biraz da hareketlenir. Tamam. Tabii ki de. Allah'ın izniyle biz de umutluyuz son günlere doğru. İyi olacak inşallah.